Merhaba arkadaşlar, ben Sertan Gönültaş. Bugün sizlerle Appimenter programının da küçük bir uygulama oluşturacağız. Uygulama nasıl oluşturulur, siteye nereden girilir, onunla ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle tarayıcımıza tıklıyoruz ve arama yerine appinventor.meet.edu yazdık ve Enter'a basarak sitemize giriyoruz. Şimdi ilk başta yapmamız gereken Create Apps diyoruz. Yani yeni bir uygulama oluşturacağımız için. Açılışta böyle bir ekran gelecek. Bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Çünkü bu Meet ile Google tarafından geliştirilen bir uygulama olduğu için. Öncelikle bir Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Yoksa yani Gmail hesabı oluşturmanız gerekiyor. Giriş yapacağız buraya. Şifremizi giriyoruz ve Gmail hesabınızı oluşturduktan sonra oturumu aç dedikten sonra karşınıza bir sayfa çıkıyor. Diyor ki Google hesabınıza erişim izni istiyor diyor. Erişime izin ver dedikten sonra giriş yapabilirsiniz. Sonraki 30 gün boyunca bu onayı hatırla diyorum ve izin ver dediğim zaman 30 gün boyunca bana siteye girerken sormadan girip bilmemizi sağlayacak. İzin ver dedim. Ve benim daha önce yaptığım uygulamalar karşıma çıktı. Buradan yeni bir proje oluşturacağımız zaman project diyoruz. Start a new project ve mesela ne diyelim? Resim diye bir proje ismi verdim ben. Okey bastığım zaman boş bir sayfayla karşılaşıyoruz. Ekrandaki bileşenleri biraz inceleyelim. Burada palet kısmı var. Bu palet kısmı bizim ekranımızda, uygulamamızda kullanabileceğimiz bileşenler oluyor. User interface'te buton, checkbox, date picker, image, label gibi burada görünen özellikler var. Layout kısmında horizontal arrangement var. Yan yana sıralı bir şekilde durmasını sağlamak için. Medya kısmından işte kamera, ses, müzik gibi şeylere ekleyebiliyoruz gibi değişkenleri ekleyebiliyoruz medya kısmından. Drawing and animation kısmında canvas, image sprite var. Sensör kısmında işte saat, ya bizim kullandıklarımız bunlar. Social'da işte Facebook, Twitter, e-mail paylaşmak için bazı şeyler var. Storage kısmında da bizim verilerimizi kaydetmemizi sağlayan veri tabanı ile ilgili işlemler yapılıyor. Connectivity, Bluetooth veya web ile ilgili Bluetooth'la bağlanma veya işte web'de web'e bağlanma gibi bileşenler var. Viber kısmı var. Viber kısmında burada görüldüğü üzere bizim ekranımızın görüntü kısmı oluyor. Yani design kısmımız oluyor. Burada tasarladığımız şeyler Viber kısmında gözüküyor. Buradan palet kısmından aldığımız bileşenleri ekranımızın üstüne bırakıyoruz ve bu da Viber kısmı oluyor. Viber kısmında ise anlık olarak uygulamamızın ekranında neler olduğunu görebilmemizi sağlayan kısım. Components'te bizim projemiz içerisinde kullandığımız bileşenlerin listesini bulunduruyor. Properties penceresi ise bizim ekrana koyduğumuz bileşenleri yani Components'teki bileşenlerin özellikleri bulunuyor. Bunlar işte kısaca bahsetmek gerekirse align horizontal yani ekran üzerindeki yani yerleşimi yatay şekilde yerleşimi sağda mı sağ dayalı mı sola dayalı mı vertical'da hani boyutsal olarak üstte mi altta mı ortada mı gibi işte background color resmi background image arka plan pardon background color arka plan rengi background image de arka plan resmi gibi. Bir de şurada medya kısmı var. Medya kısmı da bizim medyalarımızı yani resim, müzik gibi dosyaları
Bu App Inventor programımızın içine atmaya sağlayan kısım. Şimdi küçük bir uygulama yapalım sizinle birlikte. Uygulamamızın ne işe yarayacağı için şuraya bir label koyalım öncelikle. Label'ın ismini Properties penceresinden ekranda yazan yazıyı değiştirmek için text kısmına geliyoruz ve buton ha basıldığında butonun arka plan rengi kırmızı olacak diye bir şey yazdık. Bunu çok uzun bir şey olmuş. Bunu değiştirelim. Arka plan rengi kırmızı olacak yazdım. Arka plan rengi kırmızı olacak. Ama butonumuzun arka plan rengi kırmızı olacak. Şuraya bir tane de buton koydum. Butonu tutup sürükle bırak yöntemiyle buraya koydum. Butonumuzu isterseniz büyütebiliriz. Buradan height'ını ve width'ini yani properties penceresinden yükseklik kaç piksel olsun? Mesela 300 piksel olsun. OK'ye bastım ve 300 piksel boyutunda bir buton karşımıza çıktı. Genişliğini de genişliği de fill appearance yapıyoruz. Bu fill appearance da ekranı tamamen kaplı anlamına geliyor. Fill parent yapıp OK'ye bastıktan sonra ekranı tamamen kaplıyor. Bu butonumuzun ismini silelim. Hiçbir şey yazmasın. Bunu Properties penceresindeki text kısmından yapıyoruz. Boş bir buton olarak gözüksün. Şimdi biz bu butona basıldığı zaman arka plan renginin kırmızı olmasını istiyoruz. Bunun için de bir kod yazmamız gerekiyor. Bu kod kısmını da biz şu an designer kısmındayız. Yani ekranda neler olacağı ile ilgileniyoruz. Bir de bunun blocks kısmı var. Blocks kısmı da rengini de yani kod yazıyoruz. Blocks kısmına geldik. Buton 1'e basıldığı zaman bizim butonumuzun arka planının renginin değişmesini istiyoruz. Biz When buton 1 click yani buton 1'e basıldığı zaman yapacakları söylüyoruz. Değiştireceğimiz için buton 1'in arka planını set etmemiz gerekiyor. Şunu buradan alalım. Rengi de Colors'tan, Blocks'taki şuradan Colors seçeneğinden kırmızı renkte yapacağız ve buraya bırakıyoruz. İsterseniz bu yaptığımız uygulamayı bir deneyelim. Uygulamamızı yaptığımız uygulamayı çalıştırmak için Connect emülatör seçeneğini seçiyoruz ve birkaç saniye buradaki connecting bağlanana kadar birkaç saniye bekliyoruz. Uygulamamız çalıştı. Şimdi ekrandaki butona bastık ve butonumuzun arka plan rengi. Şimdi isterseniz başka bir şey daha da yapabilirsiniz. Bir resim ekleyelim mesela. O resme basıldığı zaman arka plan butonumuzun arka planı resmi kırmızı olsun. Designer kısmına geliyoruz. Böylelikle dosya yüklemeyi de görmüş olalım. Upload file kısmını yani medyadan upload file kısmını seçiyoruz. Buradan göz at seçeneğini seçiyoruz. Ve buradan bizim daha önce indirmiş olduğumuz resimleri seçtik. Resmi seçip aç diyoruz. Buradan OK tıklıyoruz ve dosyamız buraya yüklendi medyalara. Ancak bizim butonumuzun arka plan resmini değiştirmemiz gerekiyor. O da butonun Properties penceresinden imaj kısmına geliyoruz. Image kısmına. Burada None diyor. Yani hiçbir şey gösterme diyor. Buradan biz yavru yani koyduğumuz resmi seçiyoruz ve OK diyoruz. Artık bizim köpeğimizin resmi yani az önceki resim buraya gelmiş oldu. Şimdi isterseniz tekrar deneyelim. Connect emülatör diyoruz. Evet arkadaşlar uygulamamız çalıştı. Şimdi resme tıkladığımız zaman arka planın siyah olması kırmızı renkte olması gerekiyor. Tıklıyoruz ancak arka plan rengi değişmiyor.
Şimdi blocks kısmına gelelim. Çünkü neden değişmiyor? Çünkü biz bunu bir resim olarak attık artık. Resmin kod kısmında ise bizim arka plan rengimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bizim ekranımızda bir resim olduğu için rengi o yüzden değiştirmiyor. Buradan background color yerine images image seçeneği seçersek buton buradaki imajı kırmızı yap diyoruz. İşte tekrar design kısmına gelip resmimizi programımıza bakalım. Şimdi bastığımız zaman arka planın yani butonun arka planının kırmızı olması gerekiyor. Bastık ve kırmızı renkte oldu. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.